Pınar Hanım da diyor ki para yetmiyor, doktora gidemiyorum, çocuklarımı evlendiremiyorum desem duyan olur mu? Sayın seyirciler, siyaset, yeraltı dünyası ilişkilerinde yeni iddialar ortaya atıldıkça muhalefet iktidardan çok yargıya seslenmeye başladı. Ne duruyorsunuz, neden bu iddialar araştırılıp soruşturulmuyor eleştirisi yükseltiyordu ki Yüksek Mahkeme Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'dan ses yükseldi. Cümlelerinde açıkça adres belli etmedi ama zamanlaması dikkat çekti. Konuşması Türkiye'nin birkaç haftadır yaşadığı tartışmalara, yargı mensuplarına mesaj mıydı dedirtti. Yargı mensubu aklını kullanmak zorunda olan kişidir. Kendi aklını kullanmaya cesaret edemeyenler vesayet altında kalmaya mahkumdur. 6500 savcısı var bu ülkenin. Madem savcılar harekete geçmiyor, resen namuslu, devletin temiz kalmasını isteyen savcılara gidip bir dilekçeyle suç duyurusunda bulunsam. İçişleri Bakanı hakkında olması lazım. Muhalefetin siyaset, yeraltı dünyası, yargı üçgenindeki eleştirilerine iktidardan ses yok. Ama Yüksek Mahkeme Başkanı Zühtü Arslan konuştu. AYM Başkanı isim vermedi, adres de belli etmedi ama her kurduğu cümle haftalardır Türkiye gündemine oturan iddialara mesaj mı dedirtti. Mahkemelerin adalet arayışına cevap veremediği bir yerde hukuk dışı arayışlar kaçınılmaz olarak ortaya çıkacaktır. Sayın Anayasa Mahkemesi'nin açıklamalarından anlıyoruz ki yargı görevini yapmazsa mafya devreye girer. Mafya yeni dönemde yargının bir şekilde adı olarak karşımıza çıkıyor. Ayda kime 10 bin dolar para gönderiyorsa hangi siyasetçiye? Oradan sorsun. Savcıya gideceğim ve söyleyeceğim. Tamam. İçişleri Bakanı Soylu bir ayı geçti. Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi kim açıklamadı. Muhalefet o günden beri iktidar kadar yargıya da seslendi. Sadece rüşvet alan siyasetçinin peşine düşülmemesine değil, aranan suçluların da ülkeden bir bir kaçmasına tepkiliydi. Ne kaçması kardeşim? Hepsi yollandı. Kaçma yok. Hepsi İçişleri Bakanı'nın, Erdoğan'ın bilgisi dahilinde yollandı. Bakanlıkta, makam odasında sen şu 45 milyon doları ver, seni yollayalım biraz dinlen sohbetleriyle devlet çürüdü. Siyaset yeraltı dünyası ilişkilerinde iddiaların ardı arkası kesilmezken henüz hakkında soruşturma açılan kimse yok. Sessizlik karşısında muhalefetin tepkisi ise giderek yükseliyor. Tartışmalar arasında Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın, Adalet Bakanı'nın da bulunduğu salonda bağımsız yargı ve devlete sadakat vurgusu da dikkat çekti. Anayasa Mahkemesi kamu görevlerinin devlete bağımlılık yükümlülüğünün bilhassa devleti temsil eden ve milli güvenlik bakımından hassasiyet içeren bazı kamu görevlerine atanacak kişiler bakımından bir takım sınırlamaların getirilmesini gerektirebileceğini açıkça belirtmiştir. FETÖ ile eş zamanlı mafya ile devlet iç içe geçmiş. AYM Başkanı Arslan adeta susan meslektaşlarına seslendi. Üslubu yumuşaktı ama kurduğu cümleler aslında sert bir uyarı gibiydi. İradesine ipotek konmasına izin veren kişiden hakim olamaz. Hukuk devletinde uzaktan kumandalı yargı da yargıç da düşünülemez. Rüşvet, parayla suçlu kaçırma, uyuşturucu kaçakçılığı, yeraltı dünyasının baskısıyla alınan ihale iddiaları, milyon eurolara bürokratlara, iş insanları arasında arabuluculuk ettiği iddia edilen gazeteciler. Tüm bu tartışmalar aydınlatılacak mı? Gözler yine yargıda.